Selamünaleyküm kuşu camiası. Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir haftadır yoktuk ortalıklarda. Şimdi videolardan da tanıyorsunuz Mehmet'i. Mehmet'in kümesine geldik. Mehmet sen kendini bir tanıtır mısın şöyle ufaktan? Abi işte iş hapla uğraşıyoruz. Arada bir böyle gelip kuşlarla oynuyoruz. Akşam. Gerçek ana mesleğin iş açılık işte. Sıva. Aynen. Ondan sonra işte diş şebe kaplaması. Aynen öyle abi. Alt şebe. Mehmet bu işte iyidir arkadaşlar. Bizim de bir işimizi gördü sağ olsun. Şimdi onun oyun kuşlarına bakacağız. Beslediği yer böyle teras. Kaçak göçek besliyor da. Onun da akrabaları işte sıkıntı veriyor. Her gün çoğu kişide olduğu gibi sıkıntı veriyorlar. Şöyle kuşları bir dışarıda bir çekelim Mehmet. Şimdi burada damızlık kuşları var. Yavru kuşları nereye koyuyorsun Mehmet? Mesela onlar da burada duruyor. Onlar da bazen burada bir de orada akıllı çekmece var ya. He o tarafa koyuyorsun. Şunlar da abi ön tarafa savuruyor. Şöyle. O da ben o yerden tanıdık geliyor. Bu da takım işte bunlar. Bu belki bu dişiyi belki tanırsınız arkadaşlar. Bu dişi bizim uçum kümesimizde olan bir tane dişi vardı. Uçuruyorduk bunu. Hatta Muhammed getirmişti. Bayağı bir uçurduk. Ondan sonra Mehmet'e verdik bu kuşu. Mehmet de bu erkek de girdi. Hatta bu erkek de yine... Benim kuzenim. Senin kuzenden getirip de bunu şey oynamıştık. Yazı tura yaptığımız aynen, kuş değil mi? Aynen. O erkek de o erkek. Devam et. Bir dişi mi abi? Bu dişi öldü bunun. Öldü mü? Uçum kümesinden gelen değil mi bu? Bu da yine uçum kümesinden gelen değil mi? Evet abi. Aynen doğru. Bu da... Tamamdır. Devam et Mehmet. Bu da eserli dumanlı damızlık. Bu önünde eser geçti. O nereden gelme? Bu Dilovası'ndan akrabadan aldığım var ya. Bu da işte. Eserli kuşu nasıl geçirdin Mehmet? Boynundaki yırtılları komple çektim. Hafiften kanattım abi geçti şu an. Şu an geçti doğru diyorsun. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Boynundaki tüyler de geliyor. Evet. Arkadaşlar eserli kuşu bu şekilde geçirmiş yani eserini. Bakın kafasında bir dönme falan yok. İnşallah tüyleri geldikten sonra da bunu tekrar çekeriz. Şu an bir sıkıntı yok görünmüyor. Evet. Bu da onun eşi abi. Dumanın eşi. O zaten oynuyor zaten belli. Hepsi içeride oynuyor bunları. Bu da işte dumanlı sabuninin yavrusu. Bunun kanatlarında sıkıntı vardı. Kırılmıştı. Kanatlarını çektim. Kuyruklarını kestim ben. Kendine gelsin. Yavru onların ikisinin yavrusu. Bu ikisinin yavrusu değil mi? Evet. Dilovası. İyi maşallah. Toplamış ama. Toplamış ya. Kanatlarını çektiğinden beri toplamış hayvan kendini. Güzel bir dişi ya bu. Aynen abi. Şu an dışarı çıkaran bunları görünce gelirler yavrular. Dışarıda da yavrular var arkadaşlar. Şimdi bunları bir terasa sürelim. Abi uçuruyor musun? Abi uçuruyorum abi. Şu an bir arada uçurmuyorum. Çok sıkıntı yapıyorum ya. Kuşlar da arkadaşlar. Şu karşıda. Şimdi 10 numarada. Abi sen istersen. 10 numarada bir manzarası var buranın. Var mı ufaktan şu mavi bir... Oha! Oynuyor. Damızlık abi uçmuyor. Ama uçmaz. Hayvan uçmaz. Belli kanatlarını zaten eksik var. Bitmiyor mevsim yani. Para istiyor. Ben hayat bedeyim mesela ama. Ama orada bir tane kuş eksik sanki. Bir tane... Arka dediğim mi acaba? Arkadaşlar kuşlar böyle. Damızlıklar burada. Yavrular da şu karşıda. Şimdi bakalım. Yavaş yavaş gelsinler. Gelmelerini bir çekeriz. Orada yavrular da var. Eke kuş var mı orada? Var bir tane mavi abi. Bir tane mavi eke varmış. Şu açık, şunlar kim? Postalar kimin? Muhammed'indir abi ya.
Bak böyle geziyorlar bak. Olsa değil bir abi, ondan biri oyunmuş. Sabah da geldi. Geldi mi? He, beyaz. Muhammed küçürmüyor mu? Hayret. Muhammed tam küçürmüyor ya. O sabah gitti abi. Aa, Muhammed'i öyle deniyor lan. O zaman Muhammed'in de düşmeyi çağırdı. O düşer aşağı, o düşer mi? Yok abi, ben düşürüm lan bunu arada bir. Kendine gelsin diye de sözden bir gün... Mavi uçmuyor, mavi kaldır. He? Dişi mavi uçmuyor mu? Nerede? Buraya... Gel, gel, gel. Hadi sen şunu tabi etsene. Normalde abi var ya, şöyle kuşu gördüğünde saniyesinde gelirler ha. Hepsi aç ya. Normalde öyle, doğru diyorsun, aç kuş. Zaten kuş aç uçuracaksın. Başka türlü zaten kuşa hakimliği kuramazsın. Her zaman kuşunuzu yeni başlayan arkadaşlar için kuşunuzu aç olarak uçurun. Kuşu yemle terbiye edeceksin. Yuvaya yem koymuyorum abi. Akşam buraya. Aynen öyle. Burayı yemliyorum o. Yerini nerede yemini yiyeceğini bilirse hayvan oraya adapte olur. O yüzden de Mehmet demin ya kuşlarını burada yemlediği için de kuşlar da burada yemleneceğini bildiği için tek buraya geleceklerdir. Biraz inerler zaten. Diklendiler ufak ufak. Güneş de var bir yandan. O yüzden de yatmışlar güneşe. Ama inerler. Damızlıklar böyle arkadaşlar. Mehmet'in damızlıkları. Zaten bunlardan da birkaç tanesi de bizim buradan, bizim uçum kümesinden verdiğimiz kuşlar. O nedir öyle? Yabani mi? Vallahi ben kuşu sandım. Böyle bir geldi ki. Ha geliyor. Bir tane şey. Yaman boyunca şey verdi. Geçen Ahmet abi geldi. Geçen bir tane maşallah ha şey gibi. Hep yerinde. Ye 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 ye. Çok güzelmiş o duman ha. Gerçekten çok güzel. Göklü abi ya. İşte uçurdukça açılır o. Aynen öyle. Daha kaç defa uçtu ki? Daha bu ikinci günü. Orada sadece mavi geç kalsan. O da oyunda ya. Bunun kardeşi de öldü Hüseyin abi. Hangisini? Mavinin. Mavinin mi? He. Şöyle göster bakalım. O da dişi geldi. Ama o da geldi. Yok aynı kuşmuş. Güzelmiş ama onun kafa mafa çok güzel ha. Anne Sabuni, baba da Duman. Şu patası mavi atmışlar. Bu kuş biraz hastalığa girdiği için Mehmet kuyruklarını falan kesmiş. Kanatlarını falan kesmiş ama şimdi toparlamış. Kanlı kuyruğu geldiği zaman uçuracak mısın onu? Uçuracağım abi, yavru daha ya. Daha yavru, aynen yavru daha. Daha yavruktan daha yeni da çıkmak üzere. 2, 3, 4, 5, aynen 6 tane yavru kere eke bırakmıştım dışarıya. Birkaç defa aşağı düştü, yerlere düşmüştü. Mehmet kaç seneden beri kuşu bakıyorsun? Abi ben 14 yaşından beri bakıyorum ama böyle şöyle baktım. Aralıklı değil mi? Aralıklı. Bir baktım, bir sene falan bıraktım. Hep oyun kuşu baktın? Hep oyun kuşu. Neden peki oyun kuşunu tercih ettin? Abi ya kuşa postaymış, paçası kuşu yuvama sokma. Paçasız, aynen paçasız. Yani... Çoğunluğu olsa şey de olsa. Şöyle çekelim. Zevk veriyor bana, buraya akşam çıktım ben bir saat için uğraştım bu oyunu. Bütün işin verdiği bütün sıkıntı, dert bir anda geçip gidiyor. Aynen öyle. Kendi yağlarını çekip o yönden koyuyorsun ya. Aynen öyle. Ben de o yönden ben de kuşçuluğu çok seviyorum. Hem işte de işte kafana takılan bir dünya hayat sıkıntı, dünya sıkıntısını bunlar sayesinde atıyorsun. Aynen. Yeri de çok güzel ya. Aslında şuraya dışarıya bir yere bir tane kümes kurabilsen. Terası bir şey yaptığın zaman ya şu köşe yaptın, pandemin olduğu yere ya da şuraya yapacaksın. Tek şunun üstüne. Aynen buralara çok güzel olur ya. Ne buraya?
O benekli uçurmadın değil mi hiç? Uçuruyor musun benekli? Yok, kanatlarını kesmiştim. Ona şaşırıp kanatlarını çektim. Kanatları şu kadar zaten böyle. He. Daha dur, var daha onun şeyine. Biraz da tüy müyü zaten. Bu sene de acayip tüy bir başladı 6. aydan. 9. ayın geldi, hala kuşlar tüyde ya. Bizde de aynı ya. Miski uçurmak lazım. He? Miskinin, bizim çok üvesteki miski de uçuracağız inşallah ya. O gelmiştir herhalde onun kanatları. Onu bir sallarız, ben bir uçururuz. Mehmet, niye koyu kuş bakıyorsun? Açık mesela beyaz. Sevmiyorum abi. Koyu kuş daha böyle bana şey geliyor. Daha cazip geliyor daha değil mi? Daha cazip geliyor. Ben de koyu kuşu seviyorum ya. Daha güzel. Yani ne diyeyim ben sana, orası bitmeyecek kuş abi. Ya o en kuş abi. Hem de koyu kuş. Koyu kuş her zaman. Kanaatimce. Yavrular gelmiş. Kop koyundu. Mavi yavrular geliyor. Mavi, senin mavi yavrudan mı? He. Sabunun son iki. Sabunu ne oldu şimdi? Sabunu biraz şeydi. Kastamış mı? Zaten yavrular aynısı, ben anne gibi. Sinekli. Bu dumanlı yavrunun maşallah var ya, çok güzel. Çok güzel de biraz uçma şeyi var ya. Uçma mı? Hayır, biraz geç kalınmış tabii. Bu kuşu geç aldık. Abi bu 1,5 aylık yavru ya. He? 1,5 aylık yavru dedi ya. 2 aylık yavru da geç kalmış. Ama biraz sessiz bu hayvan, yani kırılmış. Bana sesi yok, bana şimdi bunlar gelsin yavrudaki falan sesler. Kırılmış mı? Bilmiyorum ki ya, niye böyle sessiz bu hayvan biraz? Kafa mafa şey çok güzel ama sessiz bir hayvan. Peki Mehmet, yeni başlayacak işte genç arkadaşlarımıza kuş beslemeyi tavsiye ediyor musun? Veya kuş beslerken... Okuyana besleyeceksin, şey yapmayacaksın abi, beslemeyeceksin. Okuyan adam, okuyan dersine okumaz. Baksın. Aynen. Okumaz çünkü bunlar okumaya böyle engel. Neden derseniz, ben lisedeyken kuş dışarıda kaldığı zaman okula gitmezdim. Dersi düşünmezdim, kuşları düşünürdüm. Evet. Ama bir şekilde okuduk ama yani zar zor oldu. Okuyan adam için kuş biraz sıkıntılı. Ya da okuyorsa da hani bunları besliyorsa kendini bilecek. İlk önce önceliği kuşlara değil de okuluna verecek. O yüzden de bunlara dikkat ederek kuş beslerse ben her zaman beslemesini tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi kuş besleyen adam evine sadık olur. Çünkü kuşları dışarıda kalacak veya işte yem susuz kalacak diye her zaman evinden çok uzaklaşamaz. Bu bir gerçek yani. Abi görüyorsun bu adam çatısını da. Yani bizim de fırsatımız olsa biz de çatıdan veya işte yakın bir yerde bakabiliriz ama bizim yerimiz olmadığı için uzaklarda uçum kümesi yaptık. Evimize yakın değil ama yine de Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Gidiyoruz, geliyoruz. Orada uçuruyoruz. Torpil yok mu? Şöyle bir torpil atak hepsinde. Normalde böyle şans var ya Hüseyin abi. Sahnesine durmazlar ha. Video açtı diye görün. Hayrettin de şahit zaten. Kaç defa burada uçurdu, sahnesinde durmazlar. Bir güne çare yapıyorum. Gel, gel. Şu maviden umudu kessin zaten. Mavi geç kalkar da yavruların şu ana kadar burada olması lazım. Yavrular tok değil değil mi? Çitok açtı. Açtı değil mi? Dün gece verdim işte biriyim. Şimdi şu ana kadar inmedim. Gelirler ya. Gelirler ama videoda gelecekleri yok yani belli ki. He? Videoyu kapatalım istedim. Geldiği zaman gider çekelim. Bir ara kanatlarını patlatıyordu sizde. Artık yok, bakalım. Şey yapmış değil mi? Güzelmiş. Hiçbir şey yok. Bu güçlü ama. Güzelmiş ama. Daha kanatları var. Daha kanadı var. O kanadın dizmesi lazım. Şimdi arkadaşlar, telek dediğimiz şeyler bunların her birine, bilmeyen çocukta arkadaşlar için söylüyorum veya genç arkadaşlarım için, şunların her birine telek deniyor. Teleklerini dizmesi muhabbetinde mesela işte mesela 3'te, 5'te, 6'da dediği zaman bu teleklerine baktığımız zaman işte şu gördüğünüz telek son teleğinde demektir bu. Bu kuş uçurulmaz. Şuraya gelene kadar hadi şu da belki şu ikisinde kesinlikle uçurmayacaksın ama hadi belki 3. teleğinde uçurabilirsiniz. Şimdi sağa bakanlara şuradan şöyle göstereyim. Sağa bakanları sayarak işte 11 fek veya telek denebiliyor. Onu o şekilde sayacaksınız.
sola bakanlar ve sağa bakanlar. Sola bakanlara mesela dikkat ederseniz buradan başlıyor. Şu kanat değil, şuradan başlıyor. Bunu seyrederek kaç pek olduğunu, kuşunuzun işte kaç kuyruk olduğunu oradan bulabilirsiniz. Oyun kuşunda işte aranılıyorlar ama ben telekten anlıyorum. Ne işte 11 telek kuşu oynar. İşte 11. Yani bu ben onları pek bilmiyorum. Kuş dedin havada belli olacak. Ama şu da bir gerçek. Kuşu yerde tanımak için de yani çok iyi bir, çok deneyimli bir kuşçu olmanız gerekiyor. Yani o kadar biz daha tam deneyimi yaşayamadık ama bazı kuşlar tabii kendini belli ediyor. Diyorsun ki bu kuşta iş var. Ama dediğim gibi kuş işi biraz da şans işi. Çünkü çok iyi iki tane kuşu vurduğunuzda da oynamayabilir alttan gelen. Bazen de hiç düşünmediğiniz kuşta birbiriyle şansa eş alırlar. Onlar oynarlar. Hem de çok iyi oynarlar. Şöyle. Mehmet, en son olarak var mı diyeceğim bir şey? Yok abim, Allah'a emanet olsun herkes. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Kanalı takip etmeye devam edin. Sizin için daha iyi videolar çekmeye özen göstereceğiz inşallah. Bundan sonra tam gaz devam.